Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Daha önceki videolarda hem demir eksikliğinden, demir eksikliği semptomlarından ve demir eksikliğinde neler yapabileceğimden bahsettim. Ancak şimdi de sizlere çok bahsedilmeyen demir fazlalığından bahsetmek istiyorum. Demir iki ucu keskin bıçak. Aslında hem eksikliği hem fazlalığı vücutta bazı problemler yaratmakta. Her ne kadar toplumda demir eksikliğini daha fazla görsek de demir fazlalığını çok yaygın görmesek de demir fazla olursa vücutta bazı istenmeyen yan etkiler ortaya çıkarabiliyor. Çünkü demirin vücuttan tek çıkış noktası ya kan kaybıyla vücuttan demir kaybedilir ya da bağırsak epitel hücrelerinin dökülmesiyle bir miktar demir kaybedilir. Onun dışında idrarla, terle, gaytayla demir atılmaz. Mesela bir C vitaminini siz fazla kullandığınızda idrarla birlikte atılır ve vücutta birikme yapmaz. İşte demir eğer fazla kullanılırsa ve vücutta demir eksikliğine sebep olabilecek bir kanama vesaire meydana gelmiyorsa ne demiştik? Kadınlar her ay meydana gelen menstruel siklus dolayısıyla her ay demir kaybederler. Ama özellikle erkeklerde herhangi bir kanama veya altta yatan başka bir hastalık olmadığı sürece demir kolay kolay eksilmez. İşte vücuda sürekli demir giriyorsa ve çıkış olmuyorsa vücutta demir bir süre sonra birikecektir. Demir vücut için oksitleyici bir mineraldir. Ondan dolayı demir vücutta hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. Mesela bizim fizyolojimiz gereği de emilen demir bağırsak epitel hücrelerinde hemen ferritin olarak depolanır veya kana geçecekse de kanda transferin dediğimiz bir protein ...proteine bağlı olarak hedef dokulara kadar taşınır. Mesela kemik iliğine kadar taşınır. Orada al yuvar hücrelerinin sentezlenmesinde görev alır. Yani vücutta demir serbest halde bulunmaz. Bunun bir sebebi vardır. Çünkü demir biraz önce de bahsettiğim gibi oksitleyici bir mineraldir. Vücudumuzda işte yaratılış gereği de demir hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. Sürekli bazı proteinlere bağlanarak taşınır. İşte demir eğer vücutta birikirse... ...mesela karaciğerde, pankreasta biriktiği takdirde... ...bu dokularda da fonksiyon bozuklukları... ...bu organların görevlerinde bazı problemler ortaya çıkacaktır... Yine vücutta aslında demir fazlalığı gelişmemesi adına ve demirin biraz önce bahsettiğim gibi toksik olması nedeniyle bir koruma mekanizması da bulunuyor. Hatırlarsanız bir önceki videomda demir kullanırken gün aşırı kullanıldığında her gün kullanmaya göre daha hızlı bir şekilde demir yükseldiği yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır demiştim. İşte bunun sebebi vücut sürekli demir kullandığınızda yani bağırsaklarda sürekli bir demir varlığı söz konusu olduğunda emilimi azaltır. Hepsizin dediğimiz bir protein sentezler ve demir kapılarından, demir demirin vücuda geçiş kapılarını daraltarak daha az demir emilmesini sağlar. Bu da aslında demirin e, oksitleyici ve toksik etkilerinden vücudu korumak amacıyla geliştirilen bir mekanizmadır. İşte bunu bilirseniz her gün demir kullanmak yerine gün kullandığınızda bu koruma mekanizması aktiflenmemiş oluyor. Yani vücut demir alımını azaltmamış oluyor ve daha hızlı bir şekilde daha kolay bir şekilde demiri yükseltmiş oluyoruz. Hatırlarsanız demiri biz hem demir ve nan hem demir olarak ikiye ayırmıştık. Hem demir hayvansal kaynaklardan elde edilen demirdi. Nan hem demir demir ise sebzelerden veya kuru yemişlerden elde edilen demirdi. Nan hem demirin emilimi birçok parametreyle etkileniyordu. Çay ve kahve tüketimi nan hem demirin emilimini azaltırken C vitamini varlığı nan hem demirin emilimini artırıyordu. Hem demirin emilimi ise dış faktörlerden etkilenmez. Hem demir vücutta direkt olarak emilebilen ve yüksek oranda emilime sahip demir formudur. Yani sizin hayvansal kaynaktan aldığınız demir vücutta sürekli emilir. Ama diğer kaynaklardan aldığınız nan hem demir vücutta eğer demir fazlalığı varsa alımı vücut tarafından azaltılır ve vücut yine burada da kendini koruma altına alır. Ama sürekli et tüketen, hayvansal gıdalardan zengin beslenen insanlarda bu hayvansal gıdalardaki hem demir sürekli emilir, vücutta demir fazlalığı görülmesi söz konusu olabilir. Hatta yapılan bazı çalışmalarda hayvansal gıdalardan zengin beslenen insanlarda kansere yatkınlığın daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bunun da sebebi aslında hem demirin sürekli vücuda geçmesi ve vücutta yarattığı oksidasyon yer alıyor diyebiliriz. İşte bu nedenle hayvansal kaynak beslenmeyi de dengeli bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Sürekli hayvansal gıdalardan zengin beslenmekte vücutta bazı zararlara yol açabilmekte. Vücutta demir fazlalığı gelişmesinin bir nedeni de içerisinde demir bulunduran bir multivitamini sürekli olarak hayata dahil etmek sayılabilir. Multivitaminler günlük bağışıklığı desteklemek için, daha enerjik hissetmek için birçok insan tarafından yıl boyunca her gün kullanılabiliyor. Bu kullandığınız multivitaminde sadece demir değil, sürekli vücutta birikme riski olan bazı vitamin ve mineraller de bulunuyorsa bunları dikkatli kullanmak lazım. Vücutta birikme yapmayan bir formülasyona sahip multivitamin kullanmanız o nedenle önemli. Mesela demir içeren bir multivitamin kullanıyorsanız bunu yıl boyu kullandığınızda ve vücuttan da bir kan kaybı olmadığı sürece demir çıkışı olmayacağı için vücutta demir birikimine neden olacaktır. O nedenle günlük multivitamin olarak kullandığınız takviyelerde demir olmaması daha doğru olacaktır. Ancak gebelik döneminde örneğin kullanılan multivitaminler Demir olması önemli çünkü gebelikte demir ihtiyacı artar. Ancak gebelik dışında kadınlarda ve erkeklerde normal günlük kullanım için demir olmaması daha doğru bir tercih olacaktır. Demir fazlalığına bazı genetik problemler de yol açabilmekte. Hemokromatoz istediğimiz vücutta kalısı olarak demir birikmesiyle seyreden bir hastalıkta vücutta demir fazlalığı yaratabilir. Ancak bu videonun temel konusu beslenmeyle veya yanlış takviye kullanımıyla ortaya çıkan demir fazlalığı, genetik bir demir fazlalığı durumu söz konusuysa burada profesyonel sözel bir endokrin uzmanından yardım almanız faydalı olacaktır. Demir fazlalığının klinik bulguları karşımıza ne olarak çıkabilir? Demir fazlalığı karşımıza çarpıntı, aritmi, karaciğerde birikerek karaciğer fonksiyon bozuklukları, pankreasta birikerek pankreas fonksiyon bozuklukları, huzursuzluk, uyku problemleri, saç dökülmesi, cilt renginde değişiklik, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik gibi semptomlarla karşımıza çıkabilir. Demir fazlalığı olup olmadığını peki nasıl anlarız? Kan, ferritin düzeyiyle bunu takip edebiliriz. Bir önceki videomda hatırlarsanız ferritin deposunun birçok kadında diplerde olduğundan, demir eksikliğinin özellikle kadınlarda çok yaygın olduğundan her ne kadar feritinin normal aralığı çok geniş olsa da birçok kadında 4-5 civarında olduğundan ve bunu ideal olarak 40-50 civarında tutmamızın optimal sağlık faydalarının ortaya çıkması açısından gerekli olduğundan bahsetmiştim. İşte feritinin fazlası da vücutta demir fazlalığı olduğu anlamına gelir. Özellikle yüzün üzerinde ferritin değeriniz varsa vücutta demir fazlalığı açısından bir göstergedir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ferritin aynı zamanda akut faz reaktörü Özellikle enfeksiyonlarda ve inflamasyonlarda feritin düzeyi vücutta yükselebilmekte. Bunun da sebebi şudur. Demir aynı zamanda bakterilerin de besin olarak kullandığı bir mineraldir. Bir enfeksiyon tablosu varlığında vücut bu bakteriler demiri kullanamasın diye demiri depo demir haline yani feritin haline dönüştürür ki vücuttaki serbest demiri azaltarak bakterilerin bunu kullanmasını engellemek ister. O nedenle enfeksiyon varlığında vücutta feritin değeri yükselir. Bu yükseklik bizim için yanıltıcı olabilir. O nedenle nedenle bir enfeksiyon varlığında ferritin düzeyini değerlendirmek yanlış olacaktır. Enfeksiyon ortadan kalktıktan sonra vücut normal sağlıklı haline döndükten sonra ferritin değerine bakarak bir yargıda bulunmak daha doğru olacaktır. Eğer demir fazlalığı varsa peki ne yapılabilir? Özellikle burada düzenli olarak kan vermek bizim için faydalı olacaktır. Aynı zamanda diyet değişiklikleri, özellikle demirden zengin gıdaları beslenmede azaltarak ve yine C vitamini kullanılıyorsa C vitamini kullanımına ara vererek çünkü C vitamini besin ile birlikte aldığımız demirin emilimini artırır. Bunun gibi beslenme değişiklikleri yapılabilir. Aynı zamanda eğer biraz önce bahsettiğim gibi bir multivitamin takviyesi kullanıyorsanız ve bunun içerisinde de demir bulunuyorsa, bunun gibi takviyeleri toplamak ve hayatımızdan çıkarmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Ancak altta yatan başka bir genetik soruna bağlı veya dirençli bir demir fazlalığı varsa burada bir endokrin uzmanına başvurmanızı tavsiye ederim. Evet, demir eksikliğinden bahsettik. Demir eksikliği nasıl yerine konulur? Bundan bahsettik. Bu videoda da demir fazlalığından bahsederek demir serisini bitirmiş oluyoruz. Mikro besinlerle ve takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Beni Instagram DL Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.